Senin derdin ne? Senin derdin ne? Yıllarca hasret çektim. Acı çektim. Bugünü bunları yaşamak için mi? Bir konuştun, fiir konuştun. Çekinmedin, utanmadın. Herkesi birbirine kattın. Rahatladın mı şimdi? İstediğin oldu mu? Kızım gitti. Damlam gitti. Ben gittiğimde de böyle dertlendin mi anne? Cevap ver, dertlendin mi? Böyle durdun mu babamın karşısında, diklendin mi? Ha? Bir gün gelmedin ziyaretime ya, bir gün. Ne haldeyim, ne yapıyorum merak etmedin. Bilmedin çünkü bilmek istemedin. Damla'yla senin durumun bir mi? Değil, evet. Değil, aynı değil, hiç olmadı. Çünkü sen beni Damla'nın yarısı kadar sevmedin. Bir elin beş parmağından hangisini kesersen daha az acı. Sen beni yüreğinden söktün ya. Parmak acısı ne ki? Neden? Çünkü anne oğlu babamın karşısında durmadın. Evini, yuvanı, rahatını düşündün. Beni yüreğinden söktün sen. Teyze! Ne oluyor? Anneanne, teyzemle derdiniz ne? Sen teyzeni düşünmeyi bırak. Kendine bak. Ayıp değil mi bu yaptığın? Annenin emeklerine yazık. O yıllarca senin yüzünü güldürebilmek için didinde durdu. Hem baba hem anne oldu sana. Bir anneye böyle eziyet çektirilir mi? Doğru anne. Bir anneye bu eziyet çektirilmez. Anladın mı? Çektirilmez. Doğurmakla anne olunmuyor Ali. Kedi köpek de doğuruyor. Yavrularını yaşatabilmek için ağızlarında taşıyıp saklayacak yer arıyorlar. Biz onları anne diyoruz. Yazıklar olsun. İkinize de yazıklar olsun. Yetmedi mi bu sınama? İki evladım arasında kaldım. Hangisine hak versem ömrünün canı yanıyor.